Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bugün sizlerle birlikte Anker Eufy Robovac 11S'i inceliyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Enteresan ve ilginç bir ürün. Sizlere sorduğum soruların yanıtları ve ürünle ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda. Hep beraber izleyelim. Önce evimizde böyle gırgır adı verilen böyle e, elimizde tutarak yerleri temizlediğimiz e, basit tek teşbih teknolojiye sahip olmayan cihazlar vardı. Bunlar hala kullanılıyor hatta bu arada. Anadolu'da veya İstanbul'da da hala böyle hani daha pratik şeyleri temizlemek için bu el gırgırlarını kullanıyoruz. İşte bu e, robot süpürge dediğimiz ürünlerde bu el gırgırlarının biraz daha gelişmiş e, tabiri caizse akıllanmış hali olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz aylarda bana testte gelmişti. Evde uzun bir birkaç aydır da test ediyorum ben bunu. Artısını, eksisini, hepsini şimdi bu videoda sizlere anlatacağım ama önce cihazın bir genel görünümünden başlamak istiyorum. Dairesel şekilde şöyle ekranda da göstermiş olayım. böyle bir orta boy bir tepsi büyüklüğünde bir ürün. Çok ağır mı? Çok ağır değil. Şöyle tek elle rahat bir şekilde taşıyabiliyorum gördüğünüz gibi. Ee, ön kısmında yani yarı, neredeyse yarısını kaplayacak bir kısmında şöyle bombeli bir tasarım sahip. Bakın. Şöyle yaptığımda yani bu bir yere çarptığı zaman en azından bu çarpmayı hissetmesini ve ona göre hareket etmesini sağlıyor. Diğer taraflarında ise şöyle yan taraflarını göstereyim. Algılayıcılar var ve bu algılayıcılar da bir yeri gördüğü zaman çarpmadan da onun etrafından dolaşmasını sağlıyor. Bunun dışında alt kısma bakalım. Alt kısmımızda şöyle bir adet bir adet döndürülebilir bir tekerleğimiz var. Bu 360 derece dönebiliyor her yöne. İki adetten normal tekerleğimiz mevcut. Bunlar sadece ileri ve geri gitmeyi sağlıyor. Şöyle bakalım. Şurada o az önce de söylediğim gibi el gırgırının işlevini gören dönerek hareket eden ve yerdeki işte saçtır tüydür kıldır vesaire şeyleri toplayan bir fırça mekanizması mevcut. Alt kısımda da ki bu çıkartılabiliyor. Onu şimdi detaylardan da size göstereceğim. Bir toz haznemiz yer alıyor. Çok büyük bir toz haznesi değil ama hani birkaç gün kullandığınızda bütün tozları alacak kadar da büyük olduğunu söyleyelim. Cihazın bir de alt kısmında açma kapama düğmesi yer alıyor. Şuradan göstereyim. On off düğmemiz burada mevcut. Ama bu tamamen açmak için veya kapatmak için kullanıyorsunuz. Asıl on off tuşumuzu da şurada şu şekilde burada bir tuşumuz mevcut. Anker Robovac 11S'i aynı zamanda şu kumanda yardımıyla da kullanabiliyorsunuz. Bu kumanda Aynı zamanda hareket etmesini de sağlıyor. Yani ileri, geri, sağa, sola gibi böyle isterseniz hani böyle kumandayla da oynayabiliyorsunuz. Ha, pratik mi? Çok pratik değil ama en azından hani böyle istediğiniz zaman oynamamız mümkün. Ayrıca otomatik modlar da mevcut. Bu modlar arasında mesela köşeleri yani pervazları temizleme modumuz mevcut. Ortadan başlayıp işte açılarak dairesel şekilde temizleme özelliğimiz var. Ve birkaç tane böyle bir iki tane daha fonksiyon var. Veya otomatik modda da hani kendisi geçsin dolaşsın da diyebiliyorsunuz. Ayrıca kumanda yardımıyla siz ürünü şarj istasyonuna dönmesini de sağlayabiliyorsunuz. Geri gelmişken ondan da bahsetmekte fayda var. Şöyle şu şekilde bir adaptörümüz mevcut. Ee, bir şarj istasyonumuz var. Şöyle göstereyim. Bunu yakın bir yerdeki prize bağlıyorsunuz. Cihaz da onu otomatik olarak buluyor. Bu arada bulması birazcık sıkıntılı olabiliyor bazen. Bunun detaylarını pil tarafında sizlere anlatacağım. Ama böyle bir şarj istasyonu var. Kendisi gidip oraya şarj olmaya devam ediyor. Gelin şimdi biraz da cihazın teknik özelliklerinden bahsedeyim ben sizlere. Anker Eufy Robovac 11S 1300 PA emiş gücüne sahip. Halı ve kilimlerin üzerinden geçebilme özelliği bunu ki bu 15 mm'ye kadar olan halı ve kilimlerde yani 15 mm 1,5 santime kadar olan halı ve kilimlerin üzerine çıkabiliyor. Bu bana çok sorulan bir soruydu. Pili bittiğinde otomatik olarak şarj istasyonuna gidebiliyor. Bunu söylemiştim zaten. Tam dolu şarj ile 100 dakika kullanım imkanı sunuyor. 0.6 litrelik bir toz hanesi mevcut. Üçlü bir filtre sistemi var. Aynı zamanda HEPA filtre özelliği de var. Onu da birazdan değineceğim. Kenar soft, maksimum ve otomatik temizlik modları bulunuyor. Düşme ve çarpmayı önleyici sensörleri var. Yani merdivenden aşağı falan düşmüyor. O anlamda güzel. 7.2 santimetretli bir yüksekliği var. Bu arada bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu tip ürünlerde insanların akıllı takılan soru şu. İşte dolabın altından geçebiliyor mu? Koltuğun altından ilerleyebiliyor mu? Cihazın kendi yüksekliği 7.2 santimetre. Yani 7.5 buçuk santimden itibaren her yerden geçebiliyor onu söyleyeyim. Bu bakımdan eğer çok aşağı doğru eğilmiş bir işte koltuğunuzdur, oturma grubunuzdur vesaire var ki varsa eğer yerle sıfır olan onun altından geçemeyeceğini göre. ama genelde ayaklı olduğu için evlerimizdeki koltuklar vesaireler onların hepsinin hemen hemen hepsinin altından geçebiliyor. Yalnız şunu dikkat etmeniz gerekiyor ki zaten bu da kutusunda da yazıyor. Kabloların olduğu yerlerden geçmemesi gerekiyor. Neden? Sebebi şu. Şöyle göstereyim size sebebini. Şurada alt kısmında şu dön şunlar sürekli dönüyor fır 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 ve bunlar o kablolara takılırsa e, elektrik anlamında sıkıntı olabilir. Yani bu bağlı bulunduğu cihazı çekmeyi düşürmeye vesaire sebep olabileceği için e, kullandığınız odada kabloların yerlerde kablo olmaması gerekiyor. Bunlara takılıp cihaz da zarar görebilir veya kablonun takılı olduğu cihaza da zarar verebilir. Bu konuda dikkatli olmanızı öneriyorum. Şimdi kullanım deneyiminden biraz bahsedeyim ben. Ben salonumda kullandım. Şu anda çekimi yaptığımız benim evimin salonu burası. birçok yeri dolaşabiliyor. Kendi kendine bırakıyorsunuz. Zaten kendi kendine takılıyor. Yani onu hani kumandasını alayım şu sağa döndüreyim, sola döndüreyim onu her zaman uğraşacağız bir şey değil. Eğlenceli oyuncak gibi bir şey. Gelenler soruyor. İşte bazı arkadaşlarım geldi. Aa bu ne falan diyenler oldu. Bilmeyenler için söylüyorum. E, bilenler zaten onun ne olduğunu bildiği için ona göre davranıyor zaten. Bunun dışında temizliği nasıl yapıyor? Şimdi tabii ki bu bir e arkadaşlar vakumlu temizlik makinesi değil, süpürge değil. Süpürgeler mesela nedir? Vakum teknolojisine sahip oldukları için halıdaki ya da bir yerdeki şeyi çekerler. Bu ise bir süpürge mantığı değil, daha çok bir gırgır mantığı ve etrafındaki şu yedek da çıkıyor bunlardan iki tane bu arada. Şöyle göstermiş olayım. Bu şeyler yardımıyla tozları, kirleri, işte saçtır veya bir evcil hayvanınız varsa onun kıllarıdır vesaire şeyleri kendi e, bulunduğu o, o silindirik sistemin içine doğru atmaya çalışıyor. Yani bir vakum sistemi yok. O bakımdan genelde yüzeysel kirleri toplayabiliyor. Eğer böyle hani evinizde işte biliyorsunuz hepimizin yaşadığı yerlerde zaman zaman toz oluyor, tüy oluyor, kıl oluyor, saçlarımız dökülebiliyor. Evde özellikle çoluğumuz, çocuğumuz vardır, eşimiz vardır. Saçları mutlaka dökülüyor onların da. Veya uzun saçlı birisiniz, sizin saçınız dökülebilir. Veya evcil hayvanınız vardır. Evcil hayvanınızın kılları, tüyleri dökülebiliyor. Varsa bunları çok rahat bir şekilde topluyor. Ben herhangi bir şekilde atladığını görmedim onu söyleyeyim. Yani insanların çok merak ettiği konu bu. Hani temizlik düzgün yapıyor mu diyenler ol, olmuştu bana. Bir sıkıntısı yok öyle söyleyeyim. Yani her yeri rahat bir şekilde temizliyor ama biraz zaman vermeniz lazım. Hani böyle bir e, süpürge gibi hızlı bir şekilde temizleyemiyor ama biraz zaman verirseniz kendisi böyle dolaşıyor. Yaklaşık işte bir e, toplam pil ömrü zaten yaklaşık 100 dakika yani bir buçuk saatte geçkin bir süre eee kesintisiz olarak kullanabiliyorsunuz. Yani bıraktığınız zaman o zaten dolaşıyor odanın içinde ve pili bittiği zaman da şarj istasyonuna gidiyor. Bu arada pil tarafından da biraz bahsedeyim isterseniz. Dediğim gibi 100 dakika gidiyor. Şarj istasyonunda buluyor ama mesela şöyle bir sorun yaşadım ben bazen. Odadan çıktığı zaman ki odadan çıkabiliyor. Şimdi bunlar biliyorsunuz Farklı özellikleri olan cihazlar da var. Şimdi bu ürün biraz daha uygun fiyatlı bir ürün. Yaklaşık 1350 TL bir fiyatı var. Bunun böyle işte bulunduğu ortamın haritasını çıkartan ne bileyim Wi-Fi engelleri koyduğunuzda oradan dışarı çıkmayan ya da farklı farklı özellikleri olan versiyonları var. Ama onların fiyatı böyle 5000, 6000, 7000, 10.000 liraya kadar gidiyor. O yüzden hani... Bu ürünün öyle bir özelliği yok. Şimdi odadan çıktığı zaman ki çıkabiliyor. Hani bu kapıyı açık bırakırsanız gidiyor. Başka odalara da dolaşabiliyor. Geri gelmesi pili bittiği zaman bazen zorlandığı oldu gördüm ben. Ama yine buluyor. Hani biraz zorlanıyor. Yerini tam tespit edemeyebiliyor. Ama bir şekilde buluyor onu söyleyeyim. Yani e, pil yuvasını buluyor. Kendi zaten şarjı oluyor gidiyor. ben Benim önerim şudur. Bir odayı temizlemek istiyorsanız kapısını kapatın. Tabi yerde kablodu vesaire olmadığını varsayarak konuşuyorum. Siz çıkın gelin. O şarj istasyonu da aynı odada olsun. O zaten işi bittiği zaman oraya geliyor, kendini şarj ediyor. Çünkü bazen şöyle bir şeyler de oldu. Benim işte arka odada yatak vesaire var. Onun altına girdiği zaman sıkıştı mesela. Çık çıkamıyor. O zaman uzun bir ses çık çıkartıp bağırıyor size. Dit diye. Gidip onu kurtarmanız lazım. Kurtarmazsanız orada duruyor. Birkaç saniye bu ses çıkardıktan sonra orada kalıyor. Gidip arayıp bulmanız lazım nerede olduğunu. Bu bakımdan ben aynı odada kullanmanızı öneriyorum. Böyle farklı odalarda geçsin, tolaşsın, dolaşsın dediğiniz zaman bu tarz bir risk olduğunu belirtmiş olayım. medyada sizlerin sorduğu sorular. İlk soru halıya takılıyor mu? Hayır halıya takılmıyor. Gerçekten temizliyor mu diye sormuş bir okuyucumuz. Günlük kullanıma uygun mu? Ee, gerçekten temizliyor ama e, videonun içinde de söylediğim gibi az önce de size bahsettiğim gibi e, bir elektrikli süpürge kadar vakumlu olmadığı için özellikle halı gibi şeylerin üzerindeki kirleri sadece üzerindeki kirleri alıyor. Yani yüzeysel bir temizlik yapıyor. Zaten bu ürünün iddiası ben böyle süpürge gibi çalışırım işte her şey vakumların falan değil. Bu ürünler dediğim gibi el gırgırının otomatize edilmiş hali olarak karşımıza çıktığından böyle bir iddiaları yok. Bir diğer soru ise hayatını ne kadar kolaylaştırdı? E şöyle söyleyeyim ben genelde pek sevmiyorum böyle yerde saçta tüydü kıldık vesaire görmeyi. Evde de bir evcil hayvanımız yok ama yine de sevmiyorum. Ee, Evcil hayvan olsa belki daha da rahatsız olabileceğim bir durum bu. Otomatik olarak yerlerdeki her şeyi temizliyor. Ben bu manada hayatımı kolaylaştırdığını ve işe yaradığını söyleyebilirim. Toz haznesi ne kadar büyük? Az önce söyledim 0.6 litre yani işte yarım litrenin biraz üzerinde bir büyüklüğü var. Bu da 2-3 gün hani böyle sürekli kullanırsanız 2-3 gün hatta belki biraz daha zorlarsak 3-4 güne kadar e, dolmadan kullanıyorsunuz. Dolduğu zaman da temizlemeniz gerekiyor. Bence yeterli. Hani daha büyük yaparsınız ama o zaman cihazın da kendisinin de büyümesi gerekiyor. Bence 0.6 litrin yeterli olduğunu düşünüyorum. Kablolardan korumak gerekiyor mu diye sormuş. Evet gerekiyor arkadaşlar. Yerde kablo bırakmamanız gerekiyor. Kabloya takılabilir. Cihaz kendisine zarar verebilir. Kablonun takıldığı işte elektrikli ne varsa artık ona zarar verebilir. O yüzden kabloları toplamanız gerekiyor. Ben toplayarak kullandım. Size de bunu şiddet öneriyorum. Benzer ürünler için de bu geçerli. Sadece EFA için değil. Yani Diğer başka bir marka da bu tarz bir robot süpürge alsanız o kablolardan bir şekilde saklamanız gerekiyor. Çünkü şu fırçalar o kablolara takılabilir. Aman diyeyim dikkat edin bu konuda. Her şeyin altına girebiliyor mu? Aslında bu sorunun da yanıtını verdim biraz önce. 7.2 cm yüksekliği var. Şu mesafesi kendisinin. 7.5'tan ben 7.5 diyorum ama 7.4, 7.5, 7.3'e falan da zorlarsanız girer ama yine de ben zorlamanızı önermiyorum. Yani kabaca 7.5 santimetre olan herhangi bir aralıktan içeri girebiliyor. Yani koltuğunuzun işte masanızın, komodinizin ya da ne varsa artık evinizdeki şeyin e, yerden yüksekliği o kadarsa altından geçebiliyor. Bu arada ayaklara falan takılmıyor. Ayak görse de etrafından dolaşabiliyor. Öyle bir özelliği de var. E, ama hani dediğim gibi e, 7,5 santimden daha küçük olursa sıkıntı olabilir. Bir soru daha var, onunla bakalım. Üzerine kedi bindi mi? Hayır, üzerine kedi binmedi onu söyleyelim. Evcil hayvanı olan için ideal mi? Şimdi benim evimde evcil hayvan yok, o yüzden çok bu konuda net konuşamıyorum ama kıl, tüy vesaireyi topluyor. Ama tabii biliyorsunuz evcil hayvan sadece yerlerde dolaşmıyor, koltukların üzerinde de falan da çıktıkları için e, koltukların üzerinde bu ürün çıkamıyor. O bakımdan e, olmayabilir diye tahmin ediyorum. Yani çok o konuda bir tecrübem olmadığı için kesin bir yorum yapamıyorum ama yerdekileri topluyor onu söyleyebilirim. Bir diğer soru bütün odaları geziyor mu yoksa tek bir oda için mi programlı? Bütün odaları gezebiliyor az önce söyledim ama bütün odaları gezerken söylediğim gibi birazcık dikkatli olmanız gerekiyor başka odalarda altına gidip sıkışabileceği bir şey varsa onlara konusunda dikkatli olmanızı öneriyorum ama benim önerim genelde kapıyı kapatıp bir odada kullanmanız yönünde hani evde olmadığınız bir zaman açtığınız zaman bir yerlere gidip sıkışabiliyor bu da hani sıkıntı olmaz ama aramanız gerekir bulmanız gerekir uğraştırıcı bir durum olabilir diye tahmin ediyorum. Ev haritası yapıyor mu diye sormuştunuz. Yapamıyor. E, bu ürün yani fiyat performans ürünü. Yapanları var ama onların da fiyatı bence benim şahsi fikrim anlamsız derecede pahalı. Yani 5000 bin liraya, 6 bin liraya, 7 bin liraya böyle bir ürüne vermek benim açımdan çok mantıklı değil. Ha, 1300 lira verilir ama daha üstündeki rakamlar için düşünmek lazım diye düşünüyorum. Bir diğer soru çok ses yapıyor mu? Ya çok ses yapmıyor açıkçası. Ama hani çok sesten ne kastettiğinize bağlı bir elektrik süpürge kadar yüksek bir sesi yok. Ama çalışırken tabii haliyle bir motor ve bir e, mekanik bir sistem olduğu için böyle bir hafif bir gır 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 vur yapıyor. Ben şimdi ekranlarda o biraz sonra o detayı da koyarım. Çalışırken sesinin ne kadar çıktığına dair bir cep telefonu üzerinden e, desibel ölçümü de yapacağım. Onu da koyarım. Hani bence çok rahatsız edici değil ama sesini duyuyorsunuz tabii ki ve gır 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 böyle bir hani gır gır sesi de bir şekilde geliyor. Çok büyük bir rahatsız ediciliği yok ama böyle çocuk uyursa ya da ne bileyim ortada bulunduğu bir odada uyumaya kalkarsanız sizi rahatsız edebilir. Onu söylemiş olayım. Bu arada HEPA filtresi var dedik. Bu da şu anlama geliyor. Tozları da toparlayabildi anlamına geliyor. Bir tane yedek çıkıyor. Yani içinden bir tane vardı zaten geldiğinde. İki tane geliyor. Bir tane yedeği çıkıyor. Aynı zamanda az önce söylemiştim. Şu fırçaların da iki adet yedeği de çıkıyor. Ve bu fırçalar hani bozulduğunda, eskidiğinde vesaire olduğunda bunları siz de değiştirebiliyorsunuz. Çok da zor bir işlem değil. Evet bu videomuzda sizlerle birlikte 1350 TL fiyat etiketine satılan Anker Eufy Robovac 11S'i inceledik. Güzel de bir ürün, enteresan da bir ürün. Artıları da var, eksileri de var. Hepsini bu videoda sizlere anlatmaya çalıştım. Eğer anlatmayı unuttuğumuz ya da kafanıza takılan başka bir soru varsa bu videonun altında bizlere sorabilirsiniz. Youtube kanalımıza abone olmayı, bizleri aynı zamanda Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal alanda takip etmeyi unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.